18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Erzincan Anadolu İmam Lisesi öğrencileri tarafından program hazırlandı. Müftülük Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa Erzincan Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Davut Ala, Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı. Program saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okumasıyla başlandı. Programda konuşan AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, gençlere asma nesli olarak seslendi. Evet, hakikaten bugün şanlı tarihimizin yaşandığı Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü. Aziz milletimizin bu kutlu gününü yürekten kutluyorum. Tabii Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğrencilerini de tebrik ediyorum. Hakikaten asrın nesli dediğimiz nesil bu olsa gerek. Her zaman tabir ederler Z kuşağı. Aslında Z kuşağıyla kurulan bir tuzak var. Yani Z kuşağı denilmesiyle. Z kuşağı dedikleri yani dünyada vatan millet kavramı olmayan, ruhsuz ve şuursuz bir nesil yetişmesini öngören bir kurulan tuzak. O yüzden bizim neslimizi Elif kuşağı ve asımın nesli olarak görüyoruz. İnşallah bu nesil, bu ülkeyi, bu milleti muasir medeniyetler üstüne çıkaracak ve Çanakkale Zaferi'nin az önce Harun Hocam'ın söylediği Dumlupınar'da, Sakarya'da, Sarıkamış'ta, Çanakkale'de şehit olan 57. alayın ruhuyla yetişeceğinizden hiçbir kuşkumuz yok. Allah sizleri istiren anne ve babalardan razı olsun. Tabi Çanakkale Zaferi hakikaten İttihat ve Terakkicilerin kötü yönetimiyle, silahın kifayetsizliğiyle, imanın gücüyle kazanılan bir zaferdir. O yüzden ben tekrar bu topraklar için, vatan topraklarını kendi canından aziz bilen, ezanı için, Kur'an için, bayrağı için şehit düşen bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Günün anlam ve önemini anlatan Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Harun Şimşek, kıyamete kadar sürecek olan bir savaş olduğunu aktardı. Vietnam'ın galibiyet. Galibiyet çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Sayın Valim, kıymetli protokol, değerli misafirlerimiz, basınımızın gücü de temsilcileri. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz bugün burada bir daha dönmemek üzere gidenleri, tarihin yazdığı en gerçek, en şerefli kahramanları yad etmek üzere toplandık. Bu vatanın evlatları, bu vatanın bedelini ödemek üzere Çanakkale'ye çağrılmıştı. Toprağa su katarsan bal sık, şehit kanı akıtırsan vatan olur. Biz bu toprakları 1071'den beri o kadar şehit kanı kattık ki, o kadar vatanı yaktık ki, sömürgecilerin anlayamadığı duygu bu duygudur. Amacımız geçmişteki savaşların zaferiyle mutlu olmak değildi. Eğer amaç vatan savunmaksa, eğer amaç bağımsızlık davası ise, bir ölüm kalım meselesi ise buna savaş diyemezsiniz. Ve bunu anlatmak boynumuzun borcudur. Çünkü bu savaş Haç ile Hilal'in kıyamete kadar sürecek olan savaşıdır. Çanakkale'yi üç kelimeyle anlatırsak şöyle derim. Geldiler, gördüler ve gittiler. Evet geldiler. 1915 Birinci Dünya Savaşı Osmanlı Devleti'nin en büyük emperyalist devletleriyle mücadelesidir. İngiltere, Fransa, Rusya ve beraberinde getirdikleri binlerce sömürge askeriyle Osmanlı'nın kalbine ve boğazlarına pençelerini taktılar. Çünkü amaç İstanbul'du. Başkent İstanbul alınırsa Osmanlı tarihe karışacak ve Müslüman Türk milleti bu topraklardan ebediyen atılacaktı. Geldiler ve ben de diyorum ki gördüler. Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenler değildir. Onlar 1071'den beri geliyorlar. 1000 yıldır bu aziz milleti bu topraklardan atmak için geliyorlar. Ki hala gelmeye devam ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ellerinden gelse bizi Anadolu'dan atmakla kalmayacaklar.
dünyada kökümüzü kesecekler. Bunu yapmak için kılık değiştiriyorlar. Olmadı kendilerine uşaklık yapacak alçaklar buluyorlar. Din adamı kılığında, dışı din adamı, içi papazlar yetiştirerek geliyorlar. Konuşmaların ardından İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu tiyatro gösterisi sergilendi. Gözümün nuru, ciğer para ol, yüreğim pare pare. Adam ağlama bak. Bir ben değil niye cepheye gider? Ağlamam ondandır yavrum. Bak ne güzel söylersin oğul. Ben seni bu vatana hizmet edesin diye büyüttüm elbet. Emme bir gavurun kurşunuyla ölesin diye değil. Ana, bu vatana en büyük hizmet öleceğini bilsen bile o düşmanın üzerinde yürüyüp onu... Programda resim ve şiir dalında ilk öğretim ve lise kategorilerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yalnız şöyle de bir şey dikkatimi çekti. Başarılı olanlar daha çok kız öğrenciler. Bir tane erkeğim var. Doğru güzel. Ben sana iki kere aferin. Evet, senin ismin ne? Şöyle. Neyse birinci. Ne oldu sana? Bir daha. O adlı öyle mi?